Tekrar merhaba. Örneklerin ikinci bölümündeyim. Konumuz uzun rengi sağlamak. Yedinci örnek. Dört kör oynanıyor. Konuşmalarda iki karoda bir işaret var. Nedir diye baktım. New minor forcing. Bir trefe bir kör, bir sansut dediğinde yeni bir minor söyleyerek soru soruyor. Körün üç parça. Şimdi olumlu cevabı alınca da dört kör demiş Güney. Bakalım. Elimizdeki kayıplar bir pik var. Kör kesin. Karoda iki kayıp. Trefte bir kayıp var. Şimdi karo kaybını çakma şansımız var. Piklerde 3-3 olma ihtimali var. Trefte yapacak hiçbir şey yok. Amacımız yerin uzun rengi trefi sağlayabilmek. Buna göre oynayacağız. Şimdi rakip zaten kör hata yaptığı için kör bir löve vermeye razıyız. Allah'a şükür diyeceğiz eğer tek bir körle kurtulursak, ki öyle olacak. Tamam, dışarıda bir tane kaldı. Şimdi trefi oynadığımızda çaktık. Buraya kadar geldik. Şimdi hedefimiz dördüncü piki çaka yapmak. Dışarıda bir koz var. Eğer o koz olan tarafta dört parça pikse, o zaman bu kontratı başarabileceğiz. Bakalım. Pik oynadık. Birer tane geldi. İkinci ref oynadık tabii. Çaka yaptık. Artık daha hala hem yere geçmek için hem de trefleri kullanmamız gerekiyor. Bu arada evet, pik 4-2 ama koz çakıldı. Üst şey yapıldı. Ama koz çıkmış oldu. Bu da iyi haber. Artık yerin kozu pike çakabilecek. Dördüncü pike çakarak kontratı başarmış olacağız. Tabii en kötü baştan söylediğim konu şuydu. Biz pike çakmaya giderken, dördüncü pike çakmaya giderken üstümüze çakılmasıydı. Böylece yere geçiş imkanımız kalmayacaktı. Ama dağılım öyle değilmiş. 3 sansotu oynuyoruz. 7 hazır löve var. Sayalım. 1 pik, 2 kör, 3 karo, 1 tref. Şimdi pikten 2 löve daha üretebilmeliyiz. Üretiriz gözüküyor. Damvale zaten bir tane gelir. Bir de uzunluğu da sağlayabilirsek olacak. Ama karo ruva yerin tek antresi pik dışında. Karo ruvayı saklamak şart gözüküyor. Hemen yapmamız gereken aldık ve şimdi piki boşladık. Dama ruva koymasına rağmen biz büyütmedik. Bunun nedeni şu, çünkü elimizde Doubleton pick. Yani 3 parça olsa farklı oynardık. Ama şimdi mecburen yere tek geçişi sağlayacak pick ve karo ruva. O yüzden dışarı pick vermeye razı olduk. Ama 5 tane pick'in 3'ünü almış olduk. Şimdi bir de sonda da yatırmış da olduk. Tref oynamak zorunda kaldı Batı. Karoyu alınca böylece ekstra bir löve daha aldık. 10 löveye çıkmış olduk. 9 yerine 10 löve. +1.
Dokuzuncu örneğimiz dört kör oynanıyor. Kayıplar burada yazılı, hemen bakalım. Bir pik, bir karo, iki tref. Kayıplar iki tref hemen. Karolardan biri de az çıkınca o da hemen ona yakın. Bir tek pik biraz gecikmeli. Tek şansımız pik. Eldeki pik kaybından kurtulmanın tek yolu yerden sağlanacak karoya kaçmalıyız. Ama tabii yine antre sorunumuz var. Bu yüzden ilk karoyu boşlayacağız. Atağı boşlayalım. Bakalım defans ne oynayacak? Tref oynadı. Aldı. Bir tur daha tref oynadığında bunu da alacaklar. Bir daha tref oynadı ama bunu çakarız. Onuyla çakarız ki dokuzlu yere geçiş imkanı olarak kalsın. Şimdi kör 8'i demek bu. Burada şey çıkmış ama yere geçiş için kullanacağız. Karo ası ve kör 8'i. Şimdi karo ası ile yere geçip hemen karo oynayalım. Çaktık. Kör 8 ile yere geçiyoruz. Bir tur daha karo çakıp karoları metre hale gelecek son karo. Dışarıda bir koz var, onu da alalım. Ve artık pik roya ile yere geçtiğimizde de karoyu tahsil etmiş olacağız. Yine 3 sanzot oynanıyor. 7 hazır lövemiz var. 2'si pikten, 2'si karodan, 3'ü trefte. Körden 2 löve daha üretmeliyiz. Ama rakip de trefleri sağlamaya çalışıyor. Bir yarış başladı. Kör mü, tref mi? Körler 3-3 değilse batarız deniyor. Bakalım görelim, öyle mi, değil mi? Küçük koyduk ilk köre. Rakip tabi her aldığında tref oynayacak. Bakalım ne olacak. Şimdi ruva kaçıyor mu? Evet. Ruvayı kaçırdık ve kör de 3-3'müş. Şimdi rakip trefini oynadığında hala 3. kez kesebiliyoruz. Şimdi karoları da bir görelim. Yapacağımız hamle pik, en sonunda pik asıyla yere geçip körleri almak. Görünen o ki fazla çıkacağız. Eklöveler de almış olduk. Bakın hatta doğuyu da squeeze'e aldık. Karo kaçarsa karo 5'limiz alıcı. Pik kaçarsa da pik 9'u alıcı oluyor. İlginç. Evet. Baştan düşünmedik ama ekstra bir squeeze imkanı oldu. Böylece artı 2 çıktık. Artı 1 önce kontratı yapmaya niyetledik. Her şey yolunda gidince artı 1 oldu. Bir de squeeze oldu pik ve karodan. Artı 2'yi bulmuş olduk. Doğuyu squeeze yaptık. Şimdi 4 pik oynuyoruz. Ve eldeki uzun trefleri sağlayacağız ki yerden kağıt kaçalım. Mesela karoları kaçalım. Karoya da yerden çakma imkanı olsun. Bu yüzden
kozu sadece 2 tur çekeceğiz. Eğer kozlar 3-2 ise dışarıda bir tane koz kalacak. Ama biz aralık vermeden tıkır tıkır da kağıtları oynayacağız. Yani dışarı defansa el vermeyeceğiz. 2 tur pik tamamlandı. Şimdi trefe bir karo kaçıldı. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Doğudan ilk 2 tur vale ve 9 geldi. Böylece bizim elimizdeki kağıtlar, markalar önemli hale geldi. Onunla oynadığımızda dam gelmediği için biz de karo kaçtık. Şimdi dam oynandığında çaktık. Vale ve 9'u gördüğümüz için trefin 4-2 dağılmış olma ihtimali üstüne oynadık. Şimdi kalanları aldık. Dışarı son karoyu verdik ama sadece 2 löve verdik. Artı 1 çıkarmış olduk. Konunun son örneğine bakalım. Yine 4 pik oynanıyor. Elde tref kayıpları var. Bundan kurtulmak için yarın karolarından istifade edeceğiz. Şimdi rakip pik hata yaptı. Pikten bir löve vereceğimiz kesin gözüküyor. Aldık. Hemen karo oynadık. Dama gitti. Rakip tabii yine pik oynadı. Artık bir tekrar pik oynamayacağız. Kozu oynamayacağız. Dışarı el kaptırmamamız lazım. Çünkü koz valesiyle iki kozumuzu birden alabilir durumda defans. Karo oynadık. Elden çakacağız. Körlü yere geçtik. Bir tur daha karı oynadık ve yine çaktık. Şimdi tekrar kör, aynı oyunu tekrarlıyoruz. Yere körle geç, karoyu çak. Artık bu son körü, son kozu kullandı ama tref oynadığında biz tutuyoruz, aldık, yere geçtik. Karo ruvayı da tahsil ettik. Köre löveyi verdik ama kontratı başarmış olduk. Evet, bölümün sonuna geldik. Uzun kozu sağlamaktı konumuz ve bununla ilgili 12 tane örnek yaptık. Bir konu 12 örnek serisinin bir bölümünü daha sonlandırmış olduk. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.